Merhaba. Yine sizlerle inovasyon yöneticisinin mesleki yeterliliği, meslek tanımı, görevleri nelerdir bu konuyla ilgili bir araya gelmek istedim. Daha önce sizlere inovasyon müdürü, üst düzey yöneticisi, inovasyon uzmanı gibi alanda faaliyet gösteren, bu unvanlarla faaliyet gösteren inovasyon profesyonellerinin inovasyon alanındaki görev ve yetkinlikleri onun bir meslek olmasını mı sağlıyor, yoksa onu bir unvan olarak mı taşıyor? Bu konuyu uzun uzun tartışmıştık ve ülkemizdeki inovasyon yöneticisiyle birlikte çok sayıda mesleği tanımını yapan bu mesleklerle beraber bunlara yeterlik ve sınavlarını gerçekleştiren, bu konuyla ilgili kanun düzenlemeleri gerçekleştiren bir mesleki yeterlik kurumundan bahsetmiştim. Onunla ilgili detaylı bilgiler vermiştim. Merak edenler önceki videoları izleyebilirler. Bu aşamaya kadar neler anlattığımı görebilirler. Şimdi dünyada neler oluyor bunları da bahsettim tabii aynı zamanda. Ülkemizde bu inovasyon yöneticisi alanında kimler neler arıyorlar, hangi unvanlarda hangi görevleri yerine getirecek insanlar arıyorlar. Bunları da bahsetmiştim. Bu hafta ise sizlere mesleki yeterlilik nedir? Niye inovasyon yöneticisi gerekli yeterlilik ve yetkinliklere sahip olmalıdır? Mesleki yeterlilik tanımı neyi içerir? Bu konularda biraz bilgi vermek istiyorum. Mesleki Yeterlilik Kurumu'nun yine sayfasından alıntıyla mesleki yeterlilik nedir konusunu biraz detaylı paylaşmak istiyorum. Mesleki Yeterlilik Kurumu şunu söylüyor. Diyor ki ben bazı meslekler hakkında onların öğrenme, ölçme, değerlendirme, o mesleği icra edebilecekler mi? Onların sahip olması gereken bilgi, beceri, yetkinlikler ve bu bilgi, beceri, yetkinliklerle ilgili bunları ölçüp değerlendirdiğim, bunları kanıtlamalarını beklediğim bir kısım teknik dokümanlar hazırlarım diyor. Ve mesleki yeterlilik kurumu olarak ben bunları paydaşlarla tartışırım ve bunları kamuoyuna sunarım diyor. Mesleki yeterliliği ile ilgili ölçme, değerlendirme ve sertifikasyonu kimler yapıyor? Mesleki yeterlilik kurumu MYK bunlarla ilgili bazı kuruluşları yetkilendiriyor. Bunlara Standartları Enstitüsü'nün personel yetkilendirme standartlarına uygun şekilde bunları belgelendiriyor. Sonunda o kişi, o yapılan sınavları başarıyla geçen kişilere mesleki yeterlik belgesi veriliyor. Mesleki yeterlik belgesini söylüyor bize. Diyor ki bu mesleğini başarıyla icra edecek, sahip olması gereken bilgi, beceri ve yetkinliklere sahiptir diyor. Peki bu bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip olduğunuzu belgeleyebildiğiniz bu sertifikasyon ne kadar süreyle geçerli? 5 yıl süreyle mesleki yeterli kurumu kanunen bunu sınırlanmış ortalama olarak. Bazı sektörlerde ise ki mesela bilişim sektörü gibi bu 4 yıl, kaynak mesleklerinde 2 veya 3 yıl veya bazıları da 6 yıl olarak değişkenlik gösteriyor. Neden böyle değişkenlikler var bu mesleki yeterlik sertifikanızın? Çünkü dünya ve teknoloji hızla ilerliyor, değişiyor. Siz de mesleki yeterliliğinizle ilgili konuları bildiğinize, icra edebilecek seviyede bildiğinize ilişkin kendinizi kanıtlamanız gerekiyor diyor. Kanunen bu böyle kabul edilmiş. Biz ne iddia ediyoruz? Biz de diyoruz ki Türkiye İnovasyon Yönetimi Ayna Komitesi üyeleri olarak sizlere arkadaşlarımın kimler olduğunu da söyleyeceğim. Onlarla beraber hazırladığımız bu mesleki yeterlilik çalışmalarında biz de diyoruz ki inovasyon profesyoneli dediğimiz üst düzey yönetici
inovasyon müdürü, inovasyon uzmanı, inovasyon mühendisi gibi değişik ünvanlarla yer alan bu kişiler belirli bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip olmalıdır. Dolayısıyla bunlarla ilgili Mesleki Yeterlik Kurumu'nda bir çalışma başlattık. 4 yıl süren çalışmamızı sonunda artık kamuoyuyla paylaşabilecek aşamalara geldiği konusunda güzel haberler alıyoruz. Peki bunu kimle yapacağız? Türkiye Odalar Borsalar Birliği, MEYBEM, bu mesleki yeterlik alanında yetkilendirilmiş bir belgelendirme kuruluşudur. Onun liderliğinde belirli eğitimler ve sertifikasyonlar gerçekleştirilerek sizlere birer inovasyon yöneticisi olma şansı tanınacak. Peki inovasyon yöneticisi belgeniz olması ne işinize yarayacak? Tabii ki sizlerin doğru işlerde istihdam edilmenizde bilgi ve becerinizi kanıtlayacak ve uluslararası kabul görmüş dokümanlar eşliğinde bilgi ve becerileri kanıtlamış birey olarak güzelce çalışmalarınızı gerçekleştirebileceksiniz. Peki bir meslek standardıyla mesleki yeterlilik arasında bir fark var mı? Meslek standardı şunu söylüyor. Yine MYK'nın sayfasından aldığım bilgilerle size bunu açıklamak istiyorum. Diyor ki, meslek standardı bir mesleğin başarı ile icra edilebilmesi için gerekli bilgi, beceri, tavır ve tutumların asgari normlarını tanımlar diyor. Ve ulusal yeterlilik ise diyor, bu bilgi, beceri ve yetkinliklerin ölçme ve değerlendirme kriterlerini içeren ayrıntılı dokümandır diyor. Eğer inovasyon yöneticisi meslek yeterliği aldıysanız, bu bilgi ve becerileri ve yetkinliklerinizi yetkilendirilmiş bir kurum tarafından, ki bizim inovasyon yöneticisi anlamındaki yetkilendirme çalışmasını yapan, konuda liderlik eden Türk Odalar Borsalar Birliği, MEYBEM kurum tarafından, bu sizin ulusal yeterliliklere ilişkin inovasyon yönetimi, bilgi, beceri ve yetkinliklerinizin, donanımlarınızı nasıl ölçeceğini ve bu konuyu ilgili belgelendirme çalışmalarını yapacak. Şimdi kuruluşlar açısından da çok önemli faydaları var. Tabii ki bu inovasyon yöneticisi sertifikasyonu almış kişilerle çalışmanın işte bunlardan bir tanesi iş ilanlarına çıktığı zaman bu ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikli insanı bulabilme ve onun o niteliklere sahip olduğundan emin olma gibi çok ciddi bir avantajı var. Ülkemizde inovasyon yöneticisi arayanlar ona nasıl tanımlamışlar, ne işleri yaptıracaklar, hangi nitelikte insanlar arıyorlar diye şöyle bir bakarsak neleri görüyoruz? Diyor ki mühendislik bölümlerinden mezun ve iyi derece İngilizce bilgisi olması lazım. Analitik düşünsün, araştırmayı sevsin, yaratıcı, sonuç odaklı, ekip çalışmasına yatkın, iletişim gücü yüksek ve proje yönetiminde tecrübeli olsun istiyorum diyor. Peki ben bunları ne yaptıracağım diyor. Diyor ki dünyadaki teknolojik gelişim ve trendleri takip ettireceğim, bunları araştıracağım, bunları değerlendireceğim. Sektörümdeki rakip stratejilerini ve fırsatları araştıracağım, onlara bu yenilikçi fikirlerin üretilmesini, geliştirmesine olanak sağlayacağım. Fikirleri toplattıracağım ve bu fikirleri projelendirerek, değerlendirerek bunları süreç ve ürün yönetimi alanında ilgili kişilerle hayata geçireceğim diyor bu inovasyon yöneticisinin liderliğinde. Daha sonra diyor ben bunları fizibilite ihtiyacı olan projeleri yine bu kişi eliyle değerlendireceğim. Bu hayata geçirdiğim fikirleri ve projeleri ölçeceğim, değerlendireceğim, KPI'lerini belirleyeceğim ve bizzat kendisi de bu projelerde görev alacak. Bu projelerin önceliğini ve benim iş stratejimle uyumunu bu kişi sağlayacak diyor. Ve bu
inovasyon yöneticisine bu işleri vereceğim diyor. Yine bir başka kurum son uzmanı olarak ne alıyor? O da diyor ki ben ona KPI'larla açık inovasyon programımda bunu ölçeceğim, değerlendireceğim bir çalışmada bu kişiyi istihdam edeceğim ve diyor inovasyon projelerinin uygulamalarını ve geliştirmelerini bu kişi aracılığıyla yapmak istiyorum diyor. İnovasyon ekosistemi içerisinde nerelere odaklanacağımı, neler yapabileceğimi dış dünyayla etkileşimli bir şekilde bu kişinin yardımlarıyla bulmak istiyorum diyor. Bir inovasyon portalı hem bunu kendi iç yenilikçilerle hem de dış yenilikçilerle inovasyon portalı üzerinden fikirleri derleyip toparlayıp bunları inovasyon projelerine dönüştürmek istiyorum diyor. Peki bunda ne arıyor? O diyor ki ben girişimcilik ekosistemi içerisinde deneyimli insanlar arıyorum. Teknolojik gelişmeleri yakın insanları arıyorum. Startup, yeni bir işletme kurma konusunda deneyim arıyorum. Ve değerleme konusunda deneyimli bir kişi arıyorum. İnovasyon uzmanı dediğim zaman diyor. Yine bir başka işletmemiz, bir inovasyon deneyimli uzmanın da ne arıyor, ona ne yaptırmayı planlıyor diye bakarsak o da diyor ki bir böyle bir program, böyle bir uzman uluslararası fonlarla proje üretebilecek ve bunlarda çalışabilecek, bunu yönetebilecek niteliklere sahip olmalı. Ben bunu böyle bir yerde istihdam etmek istiyorum diyor. Organizasyon becerisi olsun bunu proje iletişim toplantılarında bununla beraber ilerlemek istiyorum diyor. Yeni ürün geliştirme ve daha çok müşteri ihtiyaç ve isteklerine odaklanmış projeler yapmak istiyorum diyor. İyi derecede İngilizce bilmesi lazım. Bir Microsoft Office programlarını kullanması lazım. İletişim becerisinin yüksek olması lazım diyor. O da yüksek lisans olsa çok iyi olur o diyor. 5 yıl üstü de deneyim olsa çok sevinirim diyor. Yine bir başka kuruluş, ülkemizin yine bilinen kuruluşlarının iş tanımlarından sizlerle paylaşıyorum. O da diyor ki ben Mühendislik Fakültesi mezunu, tercihen makine ve endüstri mezunu ve daha önce yalın üretim, iyileştirme projeleri, yalın fabrika, entegre yönetim sistemleri alanında 2 yıl deneyimli, 6 Sigma, Yeşil Kuşak, Kara Kuşak sertifikasına sahip ve uluslararası yönetim sistemlerini bilen, iyi derecede İngilizce bilen bir inovasyon mühendisi arıyorum diye tanımlıyor. Bir başka kuruluşumuz ise diyor ki ben yine mühendislik fakültelerinden mezun, inovasyon, endüstri 4.0 dijital dönüşüm projelerinde çalışmış, iyi derecede İngilizce bilen bir kişi arıyorum. Bu kişiye şirketin hedefleri doğrultusunda inovasyon projeleri geliştirmek istiyorum, önermek istiyorum. Bu kişi onları koordine etsin. Dijital dönüşümü endüstri 4.0 projelerini yürüttürmek istiyorum. Projelerin kapsamı analiz çalışmalarını yaptırıp bunları dokümante ederek üst yönetimin onayıyla hayata geçirmesini istiyorum diyor. Bütün bunlardan ne görüyoruz? Her kurum kendi ihtiyacına uygun bir iş tanımı hazırlıyor ve kendi ihtiyacına uygun bir nitelik tanımlaması yapıyor. O yüzden sizlerle bu video serilerini hazırlamak istememin sebebi 4 yıldır arkadaşlarımla MTC 139 çalışma grubuyla ekibiyle gönüllü arkadaşlarımla birlikte hazırladığımız bu mesleki yeterlilik konusundaki inovasyon yöneticisi iş tanımı, sorumlulukları, niteliklerini bu anlamda uzman olan kişiler olarak hazırlayıp bunu mesleki yeterlilik kurumunun kanuni mevzuat çerçevesinde tanınırlığını, bilinirliğini sağlamak. Böylece hem bu işte ben profesyonelim diyenlere bir sertifikasyon sürecini başlatmak hem de kuruluşlara evet
Benim aradığım bu. Bu işleri yaptıracağım. Böyle bir insana, bu nitelikleri taşıyan insana diye onlara kolaylık sağlamak istiyoruz. Dileğiyle. Hoşça kalın.